Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzeller güzeli saksıya sığmayan uyku çiçeği ile açılış yaptık. Bugün birlikte bu güzel çiçeklerimizin köklerinden besleyeceğiz, bakımlarını yapacağız ki çiçeklerimiz coştukça coşsunlar, bol bol yaprakları olsun, kökleri aktifleşsin. Bakın şimdi sizlere göstereyim. Bir sürü yanan dalları var, temizlenmemiş bir çiçekti Bu çiçek görümcemin çiçeğiydi arkadaşlar. Ben şu an Gürcistan'da oluyorum. Tatil için geldik bir aylık. Çek bakımını buradan paylaşacağım sizlere. Çeklerimizin bu şekilde yanan yapraklarını budamamız gerekiyor. Solmuş olan çiçek saplarını temizlememiz gerekiyor ki çeklerimizin de köklerini hava işlesin Kolon şu görüyorsunuz sağlıklı gıda kolonşodu çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Yarı gölgeli bir ortamda duruyor arkadaşlar. Yapraklarını ara ara dezenfekte ediyoruz. Çiçeklerimizin yaprakları sağlıklı olsun. Bu da diğer saksımız uyku çiçeği. Yapraklarına bakarsanız çok küçük, cansız görünüyor ama güzel çiçekleri var. Yapraklarının kocaman olması için güzel beslenmesi gerekiyor. Köklerinden vitaminli besinlerle, mineralli besinlerle beslenmesi gerekiyor. Burada çilli begonya bir tane tomurcuğu da var üzerinde. Sağlıklı büyüyor ama bazı yapraklarında yanıklar var. Bunun nedenini de paylaşacağım sizlere. Bu çiçeğin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Aranızda bilenler varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Bizler de öğrenmiş oluruz. Evet şimdi çiçeklerimizin sağlıklı büyümesi için en çok neyine dikkat etmemiz gerekiyor? İlk önce toprağının güzel olması gerekiyor. Eğer bir çiçek toprağını sevmediyse ne kadar kür verirsiniz verelim o çiçek güzel gelişmeyecek arkadaşlar. Hazır besin de verseniz bile çiçekleriniz güzel canlanmayacak. Toprak çok önemli. Kaliteli, geçirgen, köy toprağı da kullanabilirsiniz. Açık toprak kullandığınız zaman çam ağacının diblerinden toplayabilirsiniz. Doğal toprak kullanmanız gerekiyor. Sert toprak kullanmayın. Çiçeklerinizin solmuş olan çiçeklerini, yanmış olan yaprak saplarının hepsini temizlemeniz gerekiyor. Bu özellikle uyku çiçeğini temizlemeniz gerekiyor ki çiçeklerinizin yapraklarına, köklerine hava işlemiş olsun. Dallarını güzelce temizleyeceksiniz. Bu bütün çiçekler için geçerlidir. Sararmaya başlayan yaprakları varsa da çiçeklerinizin yani normal olarak eski yaprakları bunun hepsini budamanız gerekiyor. Çiçeklerinizin canlı olması için sararan yapraklarını budayacaksınız ki gücünü diğer yapraklarına verebilsin. Evet bu şekilde çiçeklerimizin görüyorsunuz bazıları güzel bazıları temizlenmemiş bu begonyanın yaprak yangısı var bunun nedeni direkt güneş altında kaldı güneş altında kaldığı zaman da yapraklarına su püskürtmüş arkadaşlar çiçeklerinizin direkt güneş altında olduğu zaman yapraklarına su püskürtmeyin çiçeklerinizin yapraklarını strese sokabiliyorsunuz çiçeklerinizin yapraklarına yangılar oluşmuş oluyor bunu Güneş altında yapmayın. Bu şekilde demin gösterdim. Çiçeklerinizin yanmış olan yapraklarını budayacaksınız. Kalanşa çok güzel gelişim gösteriyor. Sağlıklı gelişim gösteriyor. Kalanşalarınızın yapraklarına dizinfekli su püskürteceksiniz. Güzel gelişmesi için çiçeklerinizi düzenli olarak besleyeceksiniz. Bakın çok güzel, sağlıklı yaprakları kocaman koyu yeşil olduğunu da görüyorsunuz. Evet şimdi gelelim çiçeklerimizin kürlerine. Kürlerini verelim. Bugün bakın sizlere ne ile geldim. Bol mineralli olan potasyumlu olan bir tarifti. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ben yine sizlerle paylaşmak istedim. Bu pirinç suyuydu arkadaşlar. Yıkadığımız pirincin suyunu dökmeden çiçeklerimiz için bir gübre hazırlayabiliriz. Çiçeklerimizin köklerini aktifleşmesine yardımcı oluyor. Bol bol potasyumu olduğu için çeklerinizin canlanmasına yardımcı oluyor. 1 litre suyun içerisine ben bir su bardağı pardon bir çay bardağı pirinci ıslattım. Bir kaç saat beklettim arkadaşlar. O yüzden köpürmeye başlamış suyun üzerinde. Bir diş sarımsağı da rendeden geçirdim. Bu suyun içerisine sarımsak da katıyoruz güzelce birlikte karıştırıp çiçeklerimizin o güzel köklerine ikram edeceğiz. Nemli köklerine ikram edeceğiz ki çeklerimiz de canlansın. Kürler yaparken sarımsaklı kürü de çeklerinize verin arkadaşlar. Sarımsağın içerisinde bol bol antioksidan özelliği olduğu için çeklerimizi kök hastalığından korumuş oluyor. Köklerini canlandırmış oluyor. Biliyorsunuz sarımsağın içerisinde bol bol vitamin var. İnsan sağlığına ne kadar fayda sağlıyorsa da bitkilerimize de bir o kadar faydası var. Özellikle orkidelerin en sevdiği gübrelerden biri de sarımsaklı kürdü. Diğer çiçeklerimizin hepsine ben kullanıyorum. Sizlerle de paylaşmıştım geçen videolarımızda. Her bir saksıya saksı ölçüsüne bakarak vereceğiz. Bir su bardağının ölçüsünden her saksıya dökeceğim bu uyku çiçeğini arkadaşlar iki bardak vereceğim çünkü saksı büyük bir kovaya dikmişler bir dolu kova uyku çiçeği bir bardak yetmez o yüzden iki bardak vereceğiz bu kalonşanın köklerine yarısını vereceğiz hem toprak çok nemli oldu hem bir su bardağı ölçüsü çok olduğu için bir bardak vereceğiz bu bir bardağı da bu diğer Kızımıza verelim, güzelliğimize renklansın, bol bol çiçek atsın, kökler aktifleşsin. Bir bardak olmadı, yarısını da diğer tarafına verelim her tarafından güzelce beslensin güzel kızlarımız. Bol bol yeni yapraklar, bol bol güzel çiçekleri olmuş olsun. Sağlıklı büyüsün, kökleri aktifleşmiş olsun. Ara ara da çiçeklerinizin yapraklarına dezinfekte edin. Bunu her videomda sizlere paylaşıyorum. Yaprak yangısı olmaması için yapraklarını dezinfekte etmeniz gerekiyor. Bu şekilde yanmış olan Dallarının hepsini temizleyin arkadaşlar. Bunu üzerinde tutmamızın bir manası yok. Çiçeklerimizin dallarına hava işlemesi gerekiyor. Bakımsız kalmış. Sadece dış güzelliği güzel görünmesi gerekmiyor. Çiçeklerimizin bakımını güzel yapacağız ki çiçeklerimiz de sevinsin. Bizleri de sevindirsin. Bakın her tarafından bir sürü yanmış olan yaprak sapları, solmuş olan çiçek sapları temizlendikçe temizleniyor görüyorsunuz. Ben daha sonra bu güzel kızların bakımlarını yapacağım. Düzenli olarak kürlerini vereceğim. Yapraklarından besleyeceğim. Çiçeklerimiz de canlansın. Bu kızın isimini bilmiyorum arkadaşlar. Demin söylemiştim. İsimini bilenler varsa da yorumlarda bekliyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Yazabilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.